Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Yoksulluğun belgesi, otobüs bileti müjdesi. Erdoğan, Türkvalı gençlere hitap ederken tarihi açıklamalar yaptı. Nedense fazla yankı bulmadı. Veya yankılansın, konuşulsun, tartışılsın istenmedi. Neydi bunlar diyeceksiniz. Yoksulluğu, rüşveti, yoksulluğu bitirme sözü. Erdoğan aynen şöyle dedi. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içerisindeyiz. Müthiş itiraf değil mi? Yolsuzluk diz boyu ki yolsuzluğun olmadığı Türkiye vaat ediyor. Rüşvet alıp başını gitmiş ki rüşvete son vermeyi vaat ediyor. Türkiye yoksul ülke olmuş ki Allah'ın izniyle halletme sözü veriyor. Şu anda hazırlık yapılıyormuş. 2023'ten sonra yolsuzluğa, yoksulluğa, rüşvete son verilecekmiş. Erdoğan'ın bu vaatlerini duyunca 20 yıl önceye gittim. 2002 seçimleri öncesine. Mevsimlerden sonbahardı. Erdoğan AKP genel başkanı kimliğiyle meydanlardaydı. 3Y'ye son vermek için oy istiyordu. Neydi onlar? Yoksulluk, yolsuzluk yasaklar. 20 yıl sonra yine bir sonbahar günü yine aynı vaatleri sıraladı yasakların yerini rüşvet aldı. Tükvalı gençlere hitap ederken herhalde şöyle düşündü. 20 yıl önce onlar bebekti. Belki de doğmamışlardı. 3 ye vadimi nereden hatırlayacaklar? Erdoğan 20 yıl önce enflasyonla mücadele sözü de vermişti. Erdoğan 20 yıl önce özellikle ücretlileri enflasyona ezdirmeme sözü vermişti. 20 yıl sonra tek adamlığını pekiştirme seçimine giderken yine aynı sözü veriyor enflasyona ezdirmeme, yolsuzluğa, rüşvete son verme, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye inşa etme. Demek ki 20 yıl boyunca bir arpa boyu yol alamamışız. Erdoğan sanki 20 yıldır ülkeyi kendi yönetmemiş gibi, sanki ülkeyi başkası yönetmiş gibi, sanki yolsuzluk ve rüşvet kendi derdi değilmiş gibi gençlere yolsuzluğun, rüşvetin, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye vaat etti. Manşetlik haber değil mi? Sür manşetlik sözler değil mi? Pes dedirten. Üzerinde kalem oynatılması gereken açıklama değil mi? Gazetelerin, televizyonların, kahir ekseriyeti görmezden geldi, duymazdan geldi. Erdoğan dün akşam bakanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra müjde diye açıkladığı bir paket var ki yoksulluğun belgesi olarak tarihe geçecek. Başka kentlerde eğitim gören 150 bin öğrenciye ailelerin yanına gitmeleri için yılda iki defa ulaşım desteği vereceklermiş. Yani iktidar otobüs bileti, tren bileti alacak. Türkiye ne hale geldi? Öğrenciler memleketlerine gitmek için otobüs bileti bile olamayacak durumda ki Erdoğan müjde diye açıklıyor. Otobüs bileti vermeyi vaat ediyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.